Bankası Finans Ekspresi sunar. Finans Ekspres'ten günaydın. Kar günlük hayatı etkiliyor. Okullar tatil. Türk Hava Yolları kötü hava şartları nedeniyle bugün yapılması gereken yaklaşık 370 uçuşu iptal etti. İstanbul'da Yenikapı Hacı Osman arasındaki metroda yaşanan arıza kar ve kışta vatandaşlara zor anlar yaşattı. Piyasalarda olan bir tane kışın etkilerinden aslında çok farksız değil. Piyasalar Amerikan Merkez Bankası Fed'in açık piyasa komitesinin tutanaklarının yayınlanmasını bekliyordu. Dün akşam saatlerinde yayınlandı. Bir beklentide Yunanistan'ın Avrupa Birliği ile müzakerelerindeki gelişmeler. Konumuz her zaman olduğu gibi daimi yorumcumuz Profesör Doktor Kerem Alkin. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kar demeden, kış demeden çalışıyoruz diyoruz biz de. Sabah hiç fena değildi. Mahalleden 20-30 santim karın içerisinden yürüye yürüye gelmek. Yani kendi mecrasında belki hoş gibi gözükebilir ama milyonlarca insanın İstanbul'da işe varma mücadelesini dikkate aldığımızda tabii çok hoş olmuyor yani. Mağduriyet olmadığı sürece sıkıntı yok ama çok ciddi mağduriyetler de yaşanıyor. Avcılar Büyükçekmece arası E5 kapalıydı sabah. Direkt devrilmiş. Muhtemelen oradaki şartlar biraz daha rüzgarın da hızlı esmesi nedeniyle biraz daha kritik. Şimdi hocam biz kendi dünyamıza dönelim. Amerikan rüyası, Amerikan Merkez Bankası Fed 27-28 Ocak'ta düzenlediği toplantının, açık piyasa komitesi toplantısının tutanaklarını yayınladı. Zaten toplantı sonrasında ufak ufak sinyaller gelmeye başlamıştı. Bu faiz artışı Temmuz'dan daha da ötelere gidecek gibi, faiz artırımında sabırlı olmaya devam etmek istedikleri belirtildi. Piyasa beklentileriyle Fed'in yapmak istedikleri arasında aslında küçük bir uçurum oluşmaya başladı. Fed tutanakları doların ateşini çıkarabilir mi sizce? Yoksa tam tersine doların ateşini mi söndürecek? Neler olacak? Bu kararda sizce ne etkili oldu? Kısmen söndürmüş gözüküyor. Tabii. İstersen önce bizi ilgilendiren kısmıyla başlayalım. Buyurun. Bu dün akşam Türkiye saatiyle akşam saat 9'da kamuoyuyla paylaşılan Amerikan kamuoyuyla paylaşılıyor ama artık bu işin Amerikası Türkiye'si kalmadı. Dünya Türkiye'de, kamuoyu diyelim değil mi? Türkiye'de bizim siyasetçilerimiz ya da bizim herhangi bir kurumumuz bir açıklama yaptığı zaman bu internet sayesinde nasıl ki aslında sen onu güya Türk halkına yapıyorsun ama aslında bütün dünyaya yapmış oluyorsun oluyor. Çünkü bütün uluslararası medya, Türkiye'deki bütün medya kuruluşları anında onu İngilizceye birçok dile çeviriyorlar. Aynı şekilde Amerikan Merkez Bankası da bir açıklama yapıyor. Onu güya aslında Amerikan toplumuna ya da Amerika'daki kanaat önderlerine, Amerika'daki iş dünyasına yapıyor ama aslında bütün dünyayı ilgilendirecek bir hal alıyor o iş. Buradan Türkiye ile ilgili olarak birinci noktada çıkaracağımız, önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın olası faiz indiriminde elini güçlendiren bir tutanaktan söz ediyoruz. Hı hı. Bizi istersen ilgilendiren kısmıyla başlayalım. Elbette. Bu bence önemli. Ben dünkü yazımda Yeni Şafak'ta özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta biraz daha gönül rahatlığıyla bir faiz indirim kararı alabilmesi için sepet kuru, izleyicilerimize bu sepet kuru elimden geldiği kadar hissettirmeye çalışıyorum önemini. 0.5 dolarla 0.5 euronun toplamından oluşan bir Türk lirası sepet kuru bu. Ve o kur yaklaşık olarak geçtiğimiz hafta ortalık biraz daha karışıkken, biraz daha enteresan algılar söz konusuyken 2,66 liralara kadar maalesef çıkmıştı. Şimdi bugün itibariyle dolar kurundaki gevşemeye bağlı olarak ortalık biraz sakinleşirse belki bu sepet kurun biraz yavaş yavaş 2,60 liraya kadar geldiğine şahit olabiliriz. Ben de dünkü yazımda çeşitli gelişmelere bağlı olarak eğer sepet kurda 2,60 liraya kadar yumuşarsa 2,60'ın biraz altı zor gözüküyor ama olabilir de. Ama 2,60 liraya kadar eğer yumuşarsa bu durumda Merkez Bankası'nın çok daha rahat faiz indirim kararı alacağını ifade etmiştim. Tutanaklardaki detaylar, izleyicilerimize biraz evvel tweetten de ondan bahsettik. Tutanaklardaki detaylar Amerikan Merkez Bankası açık
piyasa komite üyelerinin de beklenenden erken ya da öngörülenden erken bir faiz artışı yaparak ya da Haziran ve Temmuz ayında bile bir faiz artışı yapmaları halinde şu anda Amerikan ekonomisindeki düzelmenin sihrini bozmaktan korktuklarını gösteriyor. Evet. Aman diyorlar, para politikasını sıkılaştırmalıyız derken bu sefer de düzelme eğilimindeki istihdamı, Amerikan ekonomisindeki toparlanmayı da zedelemeyelim. Bunu da aksatmayalım. Ben inan ki buradaki havadan, yani bu havayı şimdi 18-19 Mart'taki FED toplantısında ve sonra Nisan ayı sonundaki FED toplantısında 29-30 Nisan galiba test edeceğiz. Ama bunlarda da hala sabır bizi zorlamayın muhabbetleri varsa, o zaman bence Temmuz ayında, Haziran ve Temmuz toplantılarında faiz artışı ihtimalini bence unutmak lazım, değil mi? Rafa kaldırmak lazım. Şimdi borsayla devam edelim. Neden ardından de? Da integrale bir bağlanalım hocam. BIST bakalım integraldekiler bu nasıl yorumlayacaklar. Bakalım BES'te ne diyecek bize. BIST 100 endeksi dün önceki kapanışa göre %1,20 yükselişle tamamladı. Endeks 1016,77 puanlık yükselişle 85.441 puandan kapanırken toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira oldu. Serbest piyasada dolar 2.44.32, euro 2.79.32 lira oldu. Euro dolar paritesi 1.14.16, sepet kur 2.61 seviyesinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1215 dolar 92 sentten işlem görüyor. İstanbul Kapalı Çarşı'da dün kapanışta 24 ayar külçe altının gram satışı 95 lira 49 kuruş, Cumhuriyet altının satışı 641 lira 25 kuruş, çeyrek altın satışı ise 156 lira 49 kuruştan gerçekleşti. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59 dolar 58 sentten işlem görüyor. İntegral menkul değerlerden Bestenaz Süllü telefon hattımızda şu anda. Günaydın Sayın Süllü. Günaydın Senem Hanım, günaydın hocam. Günaydın, sizden de bekliyoruz FED yorumlarını. Kesinlikle. Evet, Bestenaz, FED'in Ocak sonunda yapılan toplantı tutanakları yayınlandı. Hocamla da az önce biraz üzerinde sohbet ettik, sen de işitmişsindir telefondan. Belli ki faiz bir süre daha artırılmayacak. Güçlü dolardan da şikayetçiydi aslında Amerikan sanayicisi. Bir taraftan da Amerikan sanayicisinin, Amerikan ihracatçısının da istediği olduğu gibi dolarda ne beklemeliyiz Bestenaz? Şimdi burada o kadar ince bir nüans var ki ABD dolarının değerlenmesiyle beraber. Çünkü sonuçta bunlar bir faiz artıracaklar ve isteseler de istemeseler de doların değerini de bir şekilde artıracaklardır. Çünkü faiz demek paranın bir değeri demektir. Dolayısıyla burada nereye kadar tolere edecekleri çok önemli. Şu an için dolar endeksine baktığım zaman 94 dolaylarında bulunuyor. Yani faizi arttırdıklarından sonra tekrardan 94 ya da 90 civarında bulunmasının imkanı yok zaten. Tekrardan bir 98-99 seviyelerine doğru bir hareketlenme söz konusu olacak. Burada eminiz. Diğer taraftan ise enflasyon konusuna dikkat çekmişler. Daha önce baktığım zaman FED toplantı tutanaklarında 27-28 Ocak'taki tutanaklarda şöyle bir şey vardı toplantıda geçen de. Enflasyonun geçici olduklarını düşünüyorlardı. Fakat dünkü tutanaklara aldığımız zaman artık bunun geçici olmaktan öte sanki bir korkuya yayıldığını görüyoruz. Şayet böyle bir şey olursa ben Haziran'da bile şu an için faiz artışı düşünmüyorum. Çünkü şu an için zaten FED'in eski söylemlerinde yılın ilk yarısı boyunca enflasyon düşük kalacak ve düşük kalmaya devam edecek. Daha sonra enflasyonda yavaş yavaş bir kıpırdanma göreceğiz dedi. Şimdi baktığımız zaman petrol fiyatları 100 dolar dolaylarındayken bile biz %2'lik bir enflasyon yakalayamıyorduk. Şu an ise baktığımız zaman petrol fiyatları bu şekildeyken bizim tekrardan %2'lik bir enflasyona ulaşmamız FED üyelerinin de söylediği gibi 2016-2017 arasında ancak bence yakalayabilir. Tabii bir de burada hemen bir ayda
mesela enflasyon %2 geldi, hadi faiz artıralım şeklinde olmayacaktır. Burada Fed üyelerin veri sepetinde bir düzenlilik, bir istikrar görmek isteyeceklerdir. Bu nedenle en az 3-4 ay bence enflasyon %2'ye bile yaklaşsa %2'deki seyrini izleyeceklerdir. Tabii bir de bizim %2'lere yaklaşacak bir periyodumuz var ki, çünkü ABD 3 ay verilerine baktığımız zaman ben üreticiden zaten kaynaklı bir enflasyon yavaşlığı görüyorum. Dolayısıyla TÜFE'de daha biz bu senenin 3. çeyreğine göre bu şekilde olumsuz ya da negatif bir hava izleyeceğiz gibi duruyor. Peki beslen astürlü. Diğer taraftan hocam da az önce söyledi. Önümüzdeki hafta PPK toplantısı var. Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi bekliyor Türkiye aslında. Sayın Başkan, Sayın Erdem Başçı da kuru gördü, süreci gördü. Açık Piyasa Komitesi'nden çıkan sonuçları gördü tutanaklar vasıtasıyla. Sizler ne bekliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından faiz kararı adına? Bence Merkez Bankası şu an için derin bir nefes aldı. Aslında o 4 Şubat'ta toplantı yapmamalarına rağmen piyasaların ve bizim de bir faiz indirim beklentimiz sürüyordu. Yani 24 Şubat'ta bir beklentimiz vardı. Fakat döviz sepeti ya da dolar Türk lirası kuru 2.48'lerde olduğu için belki bir 25 bas puan ya da 50 bas puan yapar şeklinde bir beklentimiz vardı. Fakat şu anda kurun gevşemesi, bugün de Avrupa Merkez Bankası sonuçları açıklanacak. Orada da bir gevşeme başlangıcı olması Mart'ta bence Merkez Bankası'nın eline çok güzel bir koz veriyor. Ve Merkez Bankası eğer geç kalırsa bunun bedelini de ödemekle yükümlü kalacaktır. Şu an için merkezin kaybedecek hiçbir vakti yok. En kısa sürede yola koyulup bir an önce Türkiye'nin sanayi üretimini, işsizliğini, büyüme potansiyelini toparlaması gerekiyor. Bu nedenle ben 24 Şubat'ta hafta yapılacak olan PPK'da en az 50 puan veya 100 puan aralığında olmak üzere koridorun bütün faiz oranlarına bir değişiklik bekliyorum aşağı yöne doğru. Peki Beslen Aslülü, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumların, katkıların için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hocam, diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası ilk kez toplantı tutanaklarını yayınlayacak. Bu da bir taraftan önemli. Ama dilerseniz bu konuya geçmeden önce doları şöyle bir tekrar sizle üzerinden geçelim. Dolar güçlenecek gibi gözüküyor şeklinde baskın bir yorum var. Ama diğer taraftan da işte 7 para birimi karşısında doların hani zayıflatılmaya çalışıldığına yönelik yorumlar da var. Bir taraftan da şu tip spekülasyonlar konuşuluyor. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Yellen de kur savaşları içerisine mi girdi? Çünkü Amerikan Merkez Bankası'na bağlı olarak bir sürü Merkez Bankası faiz indirimine gitti. Çıkacak karara karşı gard almak adına. Diğer taraftan da Amerikan üreticisinin çok ciddi baskısı var. Aslında Türkiye'de yaşanan süreç, sonuçta bütün ekonomiler, bütün dinamikler temelde aynı. Amerika'daki üreticisi de satışını yapmak istiyor, ihracatını yapmak istiyor. Çok güçlü bir dolar onların da işine gelmiyor. Sizce burada Yellen nerede duracak? Yani sanayicinin yanında mı duracak? Doları güçlendirecek mi tam aksine? Şimdi eğer Yellen'ın bir miktar Keynesyenci olduğunu varsayarsak, Keynesyen'den kastettiğimiz John Maynard Keynes, dünya iktisat literatüründeki en önemli isimlerden bir tanesi. Kendisi ekonomiye devlet kamu müdahalesini en çok destekleyen, 1929 Büyük Buhranı'nın çok iyi analizini yapmış önemli iktisatçılardan bir tanesi. Devletin ekonomideki düzenleyici ve denetleyici rolüne değinen taraf. Bu nedenle de ekonomik büyümenin desteklenmesi için kamunun üzerine düşeni, devletin üzerine düşeni yapması gerektiğini savunan kanattan geliyor, liberallerin aksine. Şimdi Bernanke'nin Keynesyenci olduğunu dikkate alırsak, Janet Yellen'ın da ona çok yakın bir pozisyonda olduğunu, zaten Janet Yellen'ın Bernanke'nin yardımcısı olduğunu, başkan yardımcısı olduğunu dikkate alırsak, Halef Selef ilişkisi evet, aslında her yönden var. Enteresan tarafı, şunu da izleyicilerimizle paylaşalım. Amerikan Merkez Bankası tarihinde ilk defa bir başkan yardımcısı başkanlığa geldi bu arada. Yani bunun çok örneği yok. Hatta hiç örneği yok. Bernanke görevi bıraktığında Janet Yellen'ın göreve gelmesi biraz sürpriz oldu denilebilir. O açıdan bakıldığında Janet Yellen Bernanke ile beraber çalıştı. Onlar
bu dönemden önceki, yani kendisine Janet Yellen'ın başkan olmasından önce Bernanke'nin döneminde Amerikan Açık Piyasa Komitesi, Merkez Bankası'nın Açık Piyasa Komitesi üyeleri daha şahin bir kanattı. Janet Yellen şanslı, bu seneki 2015 Açık Piyasa Komite üyeleri o kadar şahin bir grup değil. Ama şahin grup döneminde Bernanke Janet Yellen'la birlikte izah etmeye çalışıyordu. Bakın arkadaşlar, para politikasını erken sıkılaştırmaya kalkarsak sonra Amerikan ekonomisindeki toparlanma sürecine zarar veririz diye. Şimdi eldeki veriler Janet Yellen'ın işine geldikçe, yani %2 enflasyon hedefinin çok uzağına düşmüş durumda Amerika. Biliyorsun Euro bölgesinde, ki dediğim gibi Avrupa Merkez Bankası'nın tutanakları da bence çok ilginç olacak. Avrupa Merkez Bankası'nda yıllık enflasyon -0.5, yani enflasyon yok, tam tersine fiyatlarda az da olsa gerileme var. Hal böyle olunca şimdi ülkeler bir şekilde ihracatın da büyümeye katkı sağlayacağı bir çabanın içerisindeler. Bu nedenle herkes şu anda parasının değer kaybetmesine izin verme taktiği içerisinde. Böyle olunca Amerikan doları biraz fazla da değer kazandı. Aynen dediğin gibi. Dolar endeksi dünyanın önde gelen 6 önemli para birimi karşısında çok fazla değer kazandı. 95 puanlara geldi dolar endeksi. O nedenle de Amerikan ihracatçısı biraz sıkıntı çekmeye de başladı. Eyvah, ben giderek mallarımın pahalanması nedeniyle doğru dürüst ihracat yapamayacak mıyım diye. İşte bu noktada o zaman sizin yayının başında söylediğiniz yere geliyoruz. Amerikan ekonomisindeki iyileşmenin hissedilebilirliği çok güçlü bir dolarla aslında minimize edilmiş oluyor. Şimdi sürekli olarak yeni bu açıklanan verilerin detaylarına girmek lazım. Orada bir taktiksel hata yapılıyor. İnsanlar sadece açıklanan işsizlik rakamındaki iyileşmeye veya tarım dışı istihdam rakamlarındaki ciddi sıçramalara bakarak Amerikan Merkez Bankası'nın bir faiz artırımına çok yakın noktaya geldiğini düşünüyorlar. Ama Amerika öyle bir ülke değil. Çok detaylara bakan bir ülke. Şimdi diyorlar ki Amerikan Merkez Bankası Açık Piyasa Komite toplantısında, tamam istihdam piyasasında bir iyileşme var ama hala yarı zamanlı çalışan iş gücünün toplam iş gücüne oranı anormal yüksek. Dolayısıyla demek ki henüz daha istihdam piyasasındaki iyileşme kalıcı değil. İki, tamam madem iyileşme var, peki bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Saat başına ücretlerde negatif anlamda gerileme var. Yani dolayısıyla Amerikan işvereni evet istihdamı arttırıyor ama bu arada da Amerikan işçisini, Amerikan çalışan kesimini bir miktar daha düşük bir ücretle çalışmaya ikna ederek bu işler oluyor. O halde Amerikan hane halkı saat başına bir önceki döneme göre daha kötü bir ücretle çalışıyorsa onun da morali kırılgan olacak. Çünkü adamın biraz maaşı reel olarak azalmış. Maaşı reel olarak azalan adam har vurup harman savurarak para harcamaz. Satın alma gücü tamamen zayıflıyor. Dolayısıyla Amerikan ekonomisindeki iyileşmenin hala kırılgan noktaları var. Biz de hani durup dururken faiz arttırarak ya da birkaç göstergeye bakarak faiz arttırarak zaten kırılgan bir şekilde toparlanan Amerikan ekonomisinin tıkanmasına, o kırılgan toparlanmanın tamamıyla kitlenmesine, donmasına kendi elimizle sebep olmayalım anlamında bir duruşları var. Bu şu anda taktiksel olarak doların bir miktar değer kaybetmesine de sebep olacak. Zaten dün mesela çok enteresandır. Tutanaklardan sanki sabır kelimesi çıkacakmış veya Açık Piyasa Komitesi üyeleri biz yani yaz ortasında bu faiz artırımını artık kendinizi alıştırın mesajı gelecekmiş gibi bu bir beklentiydi. Ben olacağı kanaatinde değildim ama bu beklentiydi. O nedenle mesela içeride dolar TL kurunun akşama doğru 2.46 liranın üzerine çıktığına, euro dolar paritesinin 1.13 dolarlara kadar çekildiğine şahit olduk ama tutanaklar açıklandıktan sonra doğaldır ki 2.46'lardan TL dolar TL kuru 2.44'e geldi. Bu arada da euro dolar paritesi de 1.13'lerden tekrar 1.14'ün üzerine çıktı. Bu ikisi de bizim için çok iyi. Dolar TL kurunun bir miktar gevşemesi döviz kurlarından kaynaklanacak enflasyonist etkiyi azaltıyor. O iyi. Euro'nun da değer kazanması Türk ihracatçısı için iyi. Yani dolayısıyla hani Amerikan Merkez Bankası ne kadar geç faizi artırırsa, Amerikan dolarının bir miktar değer kaybetmesine ne kadar izin verirse, Euro bir miktar daha değer kazanırsa, dolar TL biraz daha yumuşarsa
Bunların hepsi Türkiye için iyi şeyler. Olumlu etkileri olacak. Dilerseniz şimdi haber turuyla bir ara verelim. Ondan sonra da sohbetimize devam edelim. Dün ekonomi dünyasında neler yaşandı? Haber turunda seyrediyoruz. Petrol fiyatlarındaki düşüşün uzun süre devam etmesi halinde bazı bankacılık sistemlerinin varlık kalitesinde ve kazançlarında azalmaya neden olabileceği uyarısı yapıldı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's açıklamasında özellikle net petrol ihracatçısı ülkelerin bankacılık sistemlerinin petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanan negatif etkilere maruz kalabileceği kaydedildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da enerji ithalatçısı ve ihracatçısı ülkeler arasındaki kredi notu farklılıklarının düşük petrol fiyatlarından dolayı daraldığını bildirdi. Fitch'ten yapılan açıklamada düşük petrol fiyatlarının bölgedeki ihracatçı ülkelerde ekonomik çevreyi değiştirdiği aktarılarak düşük petrol fiyatlarının etkisini azaltma kapasitesinin kredi notu açısından ülkelerde farklılık gösterdiği vurgulandı. Fitch, Brent petrolün varil fiyatının bu yıl için 70 dolar, gelecek yıl için ise 80 dolar olmasını bekliyor. Japonya Merkez Bankası ekonomiye sağlanan yoğun destekleri beklendiği gibi aynı seviyede bıraktı. İhracat ve üretime ilişkin değerlendirmelerini yukarı yönlü revize eden Japon Merkez Bankası tüketimdeki zayıf toparlanma için de uyardı. Banka devlet tahvili ve riskli varlık alımlarıyla parasal tabanın artırılması için yıllık 80 trilyon yen yani 675 milyar dolar para basımını öngören destek programını aynı seviyede tuttu. Japon Merkez Bankası Başkanı Kuroda enflasyondaki yukarı yönlü eğilimin ekonomide zayıflama veya petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde daha gevşek politika izleyebileceklerini belirtti. Marka değerini bir yılda %23 artıran Apple, en yakın takipçisi Samsung'a 46,5 milyar dolar fark attı. Apple bu yıl 128,3 milyar dolarlık marka değeriyle yine dünyanın en değerli markası seçildi. Dünyanın en değerli 500 markası araştırmasına göre Apple, 128 milyar dolara aşan değeriyle 4. kez dünyanın en değerli markası oldu. Bu yıl en değerli 5 markanın değeri geçen yıla göre %12,3 artarak 413,4 milyar dolara yükseldi. Araştırmada yer alan 31 ülke arasında 188 markasıyla başı çeken Amerika Birleşik Devletleri'nin markalarının toplam değeri 2 trilyon 33 milyar dolar olarak belirlendi. Bu ülkeyi 47 marka ve 397,7 milyar dolarlık marka değeriyle Çin, 40 marka ve 349 milyar dolarlık marka değeriyle Japonya takip etti. Amerikan Merkez Bankası Fed'in dün açıkladığı verilere göre sanayi üretimi Ocak'ta önceki aya kıyasla %0,2 arttı. Aralık 2014'te %0,3 gerileyen verinin Ocak'ta %0,3 artması bekleniyordu. Veriler ayrıca imalat sanayi üretiminin de Ocak'ta %0,2 yükseldiğini ortaya koydu. Söz konusu veriye ilişkin beklenti %0,4 artış yönündeydi. Bu arada Aralık 2014'e ilişkin imalat sanayi üretimindeki değişim %0,3'lük artıştan %0'a revize edildi. Kapasite kullanım oranı da önceki aya kıyasla değişmeyerek %79,4 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti kullanım oranının %79,9'a yükseleceği yönündeydi. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon piyasasında döviz vadeli işlem sözleşmeleri pozisyon sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı. 17 Şubat günü döviz vadeli işlem sözleşmelerinde 300 bin adet pozisyon eşiği geçildi. 306.242 adet döviz vadeli pozisyonu ile 2005'ten bugüne tüm zamanların pozisyon sayısı rekoru kırıldı. Öte yandan aynı tarihte 350.005 adet emir ile emir sayısı rekoru da kırıldı. Hocam, Habertürk'ten önce dedik ki Avrupa Merkez Bankası da bugün öğleden sonra Türkiye saatiyle sanırım saat 2.30 gibi ilk kez toplantı tutanaklarını açıklıyor. Bundan sonra da genel olarak her PPK toplantısından 4 hafta sonra açıklama gelecek. Tabii Avrupa Merkez Bankası'nın iletişim dili Amerikan Merkez Bankası'nınki kadar güçlü değil. Biraz daha izole, içe kapalı ve sert bir dili var. Draghi bankanın. Çok zeki bir adam. Müthiş zeki bir adam. Öyle diyeyim sana Sinem. Çok da taşlanıyor. Şimdi taktik o kadar akıllıca ki. Şimdi Amerikan Merkez Bankası'nın kültürü, Amerikan kültürü. Elbette. Şimdi biliyorsun mesela şimdi Türkiye'deki çok değerli siyasetçilere de
bazen izah etmekte zorlanıyorsun işin teknik tarafını bilen akademisyenler olarak. Amerikan Kongresi'nin kitlenmesini, Amerika'nın bütçe çıkaramamasını bazen ve mesela Amerikan Kongresi'nde belli bir takım yasaların bir türlü çıkamamasını bizimkiler böyle aman tanrım falan diye böyle hani bakıyorlar. Allah'ım nasıl oluyor bu iş falan. Fakat Amerikan toplumu ve Amerika'nın kendi yaşam anlayışı açısından bakarsan diyorlar ki hane halkının özgürlükleri her şeyden daha önemli. Gerekirse kongre tıkansın kardeşim. Yani o yasalar hemen çıkmasın. Çok tartışılsın. Çok ayrı bir yaşam kültürü var. O nedenle Amerika şeffaflığa dayalı bir sistemle yaşadığı için onlarda bu Amerikan Merkez Bankası tutanakları kendi aralarındaki tartışma ve görüş ayrılıklarının görülmesi açısından çok doğru. Onların hayatında zaten bu var. Peki fakat gel şimdi Avrupa cephesine. Bunu görebilecek miyiz? Evet. Avrupa Merkez Bankası'nın tutanaklarını, bu görüş farklılıklarını okuyabilecek miyiz? Şimdi tabii çok doğrusun. Hani tutanaklar farklı görüş ayrılıklarının, farklı görüşlerinin, görüş ayrılıklarının çok net olarak ortaya konacağı bir metin olarak mı çıkacak? Yoksa daha böyle diplomatik bir şekilde mi çıkacak? Onu daha bilmiyoruz. Ama benim bildiğim Draghi eğer Avrupa için, Avrupa Euro bölgesinin geleceği açısından iyi olacağını düşündüğü para politikası ile ilgili adımlar konusunda başta Almanya olmak üzere bazı muhalif ülkeler ki Almanya'nın uzun zamandan beri aslında trenine binmiş olan bir ülke de Hollanda. Dikkat et, Almanya genellikle hep Hollanda'ya veya Avusturya'ya yaptırtıyor kendisi sanki kötü adam olmayacakmış gibi. Yani sanki şimdi o Euroleague var, Avrupa Maliye Bakanları'nın oluşturduğu grup, Yunanistan'la pazarlık. Hollanda Maliye Bakanı'nı yapmışlar grup başkanı. O falan diye konuşuyor. Yunanistan'a aklınızı başınıza alın diyor. Çünkü hiç kimse arkasında Almanya'nın o lafları söylettirdiğini sanki bilmiyor. Ama Almanya'nın bunlar böyle taktikleridir işte. Kendisi gözükmeyecek. Başkaları Avusturya'ya söylettirecek veya Hollanda'ya söylettirecek. Gözükecek kadar gözüktü şu sürece kadar. Bundan sonra gözükmese kaçırsın. Aynen. Yani Şolbe zaten artık hani şey yaptı işte. Yunanistan tehlikeli bir oyuna giriyor falan. Şimdi bu nedenle Draghi taktiksel olarak kendi üzerinde daha genişletici bir para politikası uygulaması konusunda hayır diyenleri deşifre etmek istiyorsa tutanaklar çok önemli. Bu tutanaklar ortaya çıktıkça diyelim ki Draghi'nin çok mantıklı şeyler teklif ettiği, Almanya'nın bu mantıklı tekliflere aşırı derecede hayır dediği, her şeye karşı çıktığı gibi izlenimler ortaya çıkarsa Draghi bu yöntemle özellikle Avrupa'da arkasında durmasını istediği kamuoyunu oluşturmak için bile bu tutanakları kullanabilir. Avrupa'nın kültürüne bu çok değil, şey değil. AB ülkeleri arasındaki şey değil. Nasyonel refleks farklılıkları da yansıyabilir. Aslında bir taraftan çok riskli. Sonuç itibariyle biz bütün bir Avrupa Birliği görüyoruz ama bu ülkeler kendi ulusal çıkarları çerçevesinde bu ligler, birlikler, troikalar içerisinde ses çıkarıyorlar, kavga ediyorlar belki de. Tutanaklara yansıyacak mı bunlar? Onu çok merak ediyorum. İşte çok doğru bir noktaya değiniyorsun. O tipik böyle Avrupa salon kültürüyle, hani salon beyefendiliği kültürüyle aman ne şiş yansın ne kebap. Dolayısıyla böyle son derece kibar, son derece diplomatik bir tutanak mı? Yoksa Amerikan Merkez Bankası'nın tutanaklarına benzer bir şekilde görüş ayrılıklarının çok net ortaya konduğu, çünkü tutanakların detaylarında bazen açık piyasa komitesi üyelerinin şerhleri de oluyor. Şerh koyuyorsun. Evet. Diyorsun ki ben bu karara şu gerekçelerle katılmıyorum kardeşim. Şimdi bunlar konacak mı? Yoksa hani böyle ne etli ne sütlüye dokunan böyle ne şiş yansın ne kebap gibi bir tutanak çıkarsa o zaman Draghi'nin istediği hedefe tam ulaşamadığı noktasında bir sonuçta çıkabilir. Ama benim bildiğim Draghi kanımca kendi arkasındaki desteği, kamuoyu desteğini arttıracak bir metotla, yani biraz o tartışmaları da hissettirecek şekilde sanki bir tutanak oluşturur gibi bir hissiyat içindeyim. Bakalım diplomatik muhtemelen, nokta, yani bir tıkanma olacak ama diplomatik bir değil. Reklam kokan bir tutanak kampanyası olacak gibi geliyor bu. Aynen. Ama eğer şeffaf bir tutanak paylaşımı söz konusu olursa AB'nin gidişatını, iç dinamiklerindeki sıkıntıları okumamız açısından da oldukça faydalı olacaktır. Tabii Yunanistan'ın şimdi bu 6 aylık uzatma talebini bugün yarın bildirmesi söz konusu. Restleşmeler biraz artık
sona ermeye başladı gibi. Ne olacak dersiniz hocam? Şu ana yani şey hakikaten anlamakta hala zorlanıyorum. Yani Almanya niçin bu kadar kendisine kızgınlık duyulacak bir formatta bu işi yönetmekte ısrarcı oluyor? Belki kendine göre bazı mantıksal gerekçeler olabilir. İşte Yunanistan konusunda çok ödün verirsek sonrasını toparlayamayız. Alman seçmeni sonra bizden bunun hesabını sorar dahil olmak üzere. Belki Almanya'daki siyasetçilerin özellikle de Hristiyan Demokrat kanattaki siyasetçilerin bazı ciddi endişeleri söz konusu olabilir. Fakat onu halledemiyorlar. Yani Almanya'nın bence birkaç yüzyıldan beri halledemediği sorunu, bunu çok arogans, dil olarak çok dayatıcı, çok üstten bakan bir metotla yapıyor. Amerika'nın da zaman zaman bu tür dertleri vardır. Yani Amerika'da arogans davranmaktan kendini alamaz. Yani belli bir ekonomik ve siyasi güce ulaşmış olan ülkeler herhalde kendilerini biraz daha böyle emredici bir pozisyondan bir şekilde kurtaramıyorlar. Bunu daha duygun, daha uygun, daha diplomatik bir dille yapamıyorlar gibi. Ve Almanya'nın bu tutumu, bu üslubu bence süreci biraz daha sıkıntıya sokan bir yapıyı da işaret ediyor. Fakat tabii bir başka teknik açıdan bakıldığında da Tsipras'ın ve Syriza'nın tavır çekmesi sonrasında bu tavır konusunda da eğer ciddi ödün verilirse de Almanya şunu çok iyi biliyor. Bunun arkası çorap söküğü gibi gelir. Diğer ülkeler de tepki göstermeye başlarlar. Yani bunun bir kırılma noktası var. Ama net söyleyeyim sana, olay Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkarılmasına kadar giden bir rotanın içerisine eğer sokulursa bence buradan gerçekten Euro bölgesi itibar kaybı anlamında çok büyük bir zarar görebilir. Ama Almanya birazcık da Euro'ya değer kaybettirmek için mi bu işi bu kadar böyle yapıyor? Hani onu da düşünmüyor değilim. Acaba Euro dolar paritesi böyle 1.10 dolarlara gelsin, 1.07 dolarlara gelsin, Almanya'nın dünyaya ihraç ettiği malların rekabetçiliği artsın. Hani bunu da dikkate almak suretiyle acaba mahsus mu bu kadar kötü ve bu kadar sert yönetiyorlar diye de aklımın ucunda bir şey kalıyor. Çünkü unutma, geçen hafta Türkiye'nin ev sahibi olarak başkanlık ettiği G20 zirvesi İstanbul'da bu kirli kur savaşı orada da gündem maddesi oldu ve ülkeler sürekli şunu söylüyorlar birbirlerine: bakın kim kuru kötü amaçlarla, işte parasına bilhassa değer kaybettirerek ihracatta birbirimize karşı avantaj elde etmek için yapıyorsa bu çok ayıp, bu ayıba giriyor. Tamam, bu ayıba giriyor ama herkes de yapıyor kardeşim. Yani bak, demin haberlerde ne dedik? Japon Merkez Bankası rekor düzeydeki genişletici para politikasında bir değişiklik yapmama kararıyla devam ediyor. İhtiyaç dahilinde daha da gevşetebilirim. Abe çok mutlu. Başbakan abi çok mutlu. Eski Maliye Bakanı, bugünkü başbakan. Çünkü 76 yene kadar gelmişti dolar karşısında yen ve aşırı değerlenmişti. Şimdi yüzlerin üzerine getirdi. Dolayısıyla Japonya tekrar bir miktar rekabetçilik kazandı. Yani anlıyorsun ki herkes şu anda parasına bir miktar değer kaybettirerek rekabetçiliğini korumaya derdinde çalışıyor. Gerçi Yunanistan özelinde belki şunu da tekrardan bir düşünmek lazım. Yunanistan ceketimi alır çıkarım, Avrupa Birliği'nden giderim diyor, resim çekiyor. Tabii biz bu Akdeniz toplumları olarak bu tip delikanlı duruşları, tırnak içerisinde amiyane tabirle, bu tip duruşları seviyoruz ama acaba şu dönemde AB'den çıkmak Yunanistan'ın hakikaten işine gelecek mi, gelmeyecek mi? Almanya bunu iyi okuyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü bu sistemi kuran o, akıl hocası o. Bu büyük genişleme süreçlerini yaşatan, o bu toplu alımları yapan o Avrupa Birliği'ne. Orada muhtemelen karşı tarafın elinin ne kadar güçlü ya da zayıf olduğunu da bence detaylı okuyordur. Süremizin de sonuna geldik bu arada hocam. Yunanistan İşçi Sendikası, Almanya ve Euro bölgesi liderleri de işveren sendikası gibi düşün. İşveren fabrikanın lokat ve grev kararlarıyla uzun süre çalışmaması nedeniyle müşterilerini kaybetmeyi göze alacak mı? O kadar uzun süre mal üretmemeyi göze alacak mı? İşçi sendikası da ne kadar çok daha uzun süre acaba işini kaybetme riski olan işçilerine maaş ödeyecek? Yani bir yerlerde buluşacaklar. Buluşacaklar ama şu anda kimin elinin güçlü olduğu karışık bir konu. Kimse de eli güçsüzleşti izlenimi vermek istemiyor. Almanya diyorsa rest. Yani böyle bir, şu anda bence masada ciddi bir restleşme var.
kimin kırılma noktası neresi onu şu anda göremiyoruz ama bir kırılma noktasında kimin geri adım attığını göreceğiz. Çok kısa zaman içinde göreceğiz. Bakalım neler olacak. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Finans Ekspres'in bugünlük sonuna geldik. Yarın sabah 9.15'te tekrar burada görüşmek üzere. İyi günler. Ziraat Bankası Finans Ekspresi sundu.